Zaman ne de hızlı gelip geçiyor. 1998 yılı. Belgesel çekimleri yapıyoruz Şehitlik Abidesi'nde. O günün görüntülerinden eser yok. Sadece abide var. Şu anda abidenin olduğu yere doğru ilerliyoruz. Ama hakikaten çok müthiş, geniş, fevkalade hizmetler yapılmış. Abideyi ziyaret ederken, buradaki şehitlere Fatiha okurken 98 yılında burada çektiğimiz belgesel görüntüler var. Önce onları bir izleyelim, sonra da abidede çektiğimiz görüntülerle sizleri baş başa bırakalım. Aziz şehitlerimiz için dikilen abidelerin en önemlisi Çanakkale Şehitler Abidesi'dir. Yabancıların Morto Koyu dedikleri ölüm koyunu geçtikten sonra karşımıza çıkan 253 bin kefensiz şehidimiz adına dikilen görkemli abide. Bu abide, Türk'ün tükenmezliğinin simgesi, birlik ve bütünlüğümüzün ispatıdır. Çanakkale Şehitler Abidesi, Türk milletinin en zor döneminde 7 düveli dize getirebileceği ve yüz binlerce şehit pahasına vatan topraklarını ebediyen koruyacağını gösteren büyük bir abidedir. Abidenin altındaki Savaş Eserleri Müzesi, ne acıdır ki 253 bin Mehmetçiyi feci şekilde şehit eden İngiliz Devleti'nin kraliçeleri Elizabeth tarafından 1971 yılında açılmış. Abidenin yanında bir şehitlik yer alıyor. Burası 1992 yılında zamanın Kültür Bakanlığı tarafından 600 şehidimizin ismiyle ebedileştirilmiş. Üsküp'ten Manastır'a, Hakkari'den Şam'a, Halep'ten Kosova'ya kadar şehit isimlerinin kazındığı bu mekan yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. 15 yaşında bile savaşa katılmış ve şehit olmuş Mehmetçiklerin anaları onları unutmamış. Evet değerli izleyenlerimiz, abidedeyiz. Buranın yapılış hikayesi de çok farklıdır. Tarihler 1940'lı yıllar. Önemli bir gazetemiz kampanya başlatır. Şehitlerimizle ilgili ad esame yoktur o dönemlerde. Bir abide yapılsın diye kampanya sonucu bu anıt ortaya çıkar ve bugün devletimiz ve milletimiz işbirliğiyle muhteşem bir abide haline gelir.